Sadece belediye başkanlarımız, burada görev yapan arkadaşlarımız kalırsa onlarla kendi iç istişaremize İsmini zikretmekte arkadaş varsa ya lütfen bağışlasın. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın. Yaşadığımız bu acı saatinden bugüne kadar bizlere yansı vermeye çok gerçekten bu sürede sizlerin buraya gelmeniz, her anımızda beraber olmanız, bize destek olmanız, bizim halimizi hatırımızı sormanızın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu her zaman da bu şekilde anılacak ve bu günler çok farklı yad edilecek diyorum. Ama birileri buraya geldik. Herhangi bir şekilde geçmiş olsun bile diyemeyenlere de buradan mesaj vermek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah bir daha böyle afet göstermesin diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetler diliyorum. Sözün kifayet etmediği zamanlardan geçiyoruz. Bir depremle karşı karşıyayız demek aslında yeterli değildi. Hepiniz bizimle beraber. Bugün 33. günümüzdeyiz. Kahramanmaraş'tan Malatya'ya, Antep'e, Adıyaman'a büyük bir coğrafyaya uzanan afeti beraber yaşadık. Her birimizle beraber inanılmaz duygusal anlar yaşadık. Özellikle burada bulunan milletvekillerimiz, onlara da ben çok teşekkür ediyorum. Biz bir şeyi gördük ki kalbiyle, yüreğiyle, samimiyetiyle çalışan her bir arkadaşımızın az önce değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi imkanlarının nasıl bereketlendiğini gördük. Yani her zaman söylediğimiz o iman varsa imkan vardır sözünün burada tecessüm ettiğini gördük. Acımız çok büyüktü ama acıyı paylaşarak her biriniz iyileştirdiniz. Her biriniz burada bütün imkanlarınızı seferber ettiniz. Ben her bir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En başından itibaren bu koordinasyonu gerçekleştiren, kaza geçirmesine rağmen asla bir dakika bile olsun geri kalmadan bütün belediye başkanlarımızın koordinasyonunu üstlenen yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Mehmet Öztaş ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok büyük yükümüzü aldılar. Kardeş şehrimiz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür edeceğimiz o kadar çok belediyemiz var ki. Yani Kırıkkale'den tutun da Çorum'a, Aksaray'a, hepsine, aslında her birine değerli başkanım sanıyorum sizin tek tek teşekkür etmeniz daha güzel olur. Ben her birinize burada olduğunuz için, acınızı paylaştığınız için, kardeşliğiniz için, gönlünüzü ortaya koyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarımıza sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler temenni ederek sözlerime başlıyorum. Tabii Cenab-ı Hak bir daha böyle afet göstermesin diye de duamızı tekrar ediyoruz. 3 büyükşehir belediyemiz, 7 il belediyemiz ve 43 tane de ilçe belediyemiz depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ımızın gerek merkezinde gerekse ilçelerinde görev aldılar. Toplamda 53 belediyemiz yaraları sarmaya devam ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Keselerine Cenab-ı Hak bin bereket versin. Her seferinde Ankara'da yerel yönetimler başkanlığı olduğu için arkadaşlarımızın
durmadan para isteklerine maruz kalmış birisi olarak, Hiller Bankası'ndan kredi isteklerine maruz kalmış birisi olarak, her birinin çektiği sıkıntılarını bilen birisi olarak söylüyorum. Kendilerinin bin bir türlü sıkıntısı olmasına rağmen, projeleri yarım kalmasına rağmen tamamını unuttular. O günden beridir Ankara'dan bir tek kuruş belediye başkanlarımız istemiyor ama ellerinde ne varsa getirip buradaki kardeşleriyle bölüşüyorlar. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun, hepinizden razı olsun. Efendim, hep asrın felaketi deniyor ama emin olun asrın felaketi falan değil. Bin yıllık Anadolu'daki medeniyet tarihimiz boyunca rastlayabildiğimiz en büyük afetle, bela ile karşı karşıyayız. Bunu söylerken hem bir taraftan iki tane üst üste 30 kilometre mesafedeki fay kırıklarının 7,5'un üzerinde bir şiddette kırılmış olması, 14 milyon insanı etkilemiş olması, şu andaki eldeki verilere göre 46 bin can kaybı ki orta hasarlarda yıkıldığında 650-700 bine yakın bağımsız birimin yeniden yapılacak olması, ortaya çıkardığı maddi hasar vesaire vesaire dediğimiz zaman herhalde bin yılın en büyük afetiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İlk andan itibaren haliyle yaptığımız toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımız sabah namazından itibaren herkes ne yaptı bir anlatsın dediler. Kendisi de o saat 4:30'lardan itibaren neler yaptığını bizlere anlattılar. O andan itibaren devlet iş başındaydı. Bazılarının ömrü ne hikmetse fesatlıkla geçiyor, fitne çıkarmakla geçiyor, ortalığı karıştırmakla geçiyor. Demek ki içlerinden öyle geliyor onların. Ne diyelim, Allah onları ıslah etti, iyilik versin. Ama bir taraftan da insanlar, bu yarayı nasıl sararız, bu dertten nasıl kurtuluruz, oradaki depremize de kardeşlerimize nasıl yardım ederiz diye herkes elindeki imkanlarda seferber ediyor. Bakın o saat 4-4.30 civarında başlayan depremden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakan arkadaşlarımız ve arkasından bizler de belediyeler olarak bir uçtan tutmaya çalıştık. İlk anın hengamesi ayrı. Kayseri buraya yakın olduğu için ilk etapta elindekileri buraya doğru getirdi. Akdeniz bölgesindeki arkadaşlar İskenderun Hatay'a doğru koştular. Şırnak Nur Dağı'na doğru gitmiş. Kim nereye yakınsa oraya doğru koşturmuşlar. Valilerimiz görevlendirildi. Mülki amirler görevlendirildi. Onlar da biraz kendilerine göre kendi belediyelerini ve özel idarelerini çağırmışlar. Ki o anda can havliyle herkes kimi nasıl kurtarırsak derdinde. AFAD tarafında bir planlama da var tabii ki. Sonra biz belediyelerimizi kendi içimizde biraz daha organize olmaya, çok olan yerlerden az olan yerlere doğru sevk etmeye, bulundukları yerlerde daha da hassas çalıştıkları için sabit kalıp devam etmeye, doğru yönlendirmeye başladık. Ve ben inanıyorum ki sadece söylediğim resmi görevliler değil, 85 milyonun tamamı neredeyse seferber oldu bu iş için. Araçlarına bir şeyler koyup getirenler, su getirenler, gıda getirenler, telefon edip ne yapabiliriz diyenler, bütün bir millet seferber oldu. Bizim 807 belediyemiz var arkadaşlar. 1390 belediyeden Türkiye'de irili ufaklı 807 belediyemiz var. İlk andan itibaren arkadaşlarımızın hepsi seferberdi. Geldiler, gayret ettiler. Şimdi de yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Nedir bu yeni dönem? Evet. Bu yapabildiklerimizi bir ay boyunca yaptık, toparladık. Emin olun yurt dışından gelen büyükelçiler, bakanlar, diplomatlar, muhatap oldukları bütün arkadaşlara dünyanın hiçbir ülkesi bir ay içerisinde böyle toparlanamaz diye ifade ediyorlar. Bir toparlanma oldu. Şimdi ama yeni bir dönem başladı. Bu dönemde de kardeş belediyeler projesini devreye sokuyoruz. Buradaki bulunan kardeşlerim, biraz önceki ismini zikrettiğim arkadaşlarım, burada görev yapmaya devam edecekler. Dün Hatay'daydık. 90 kadar belediyemiz de orada hizmete devam ediyor. Üstelik de Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu yerlerde bile bizler yine görev yapmaya devam ediyoruz. Yani Defne'de mesela Kocaeli Belediye'miz hizmet ediyor şimdi. Samandağ'da bizim AK Partili belediyeler hizmet ediyorlar. Olsun, biz hizmet edeceğiz. Onlar da bizim insanımız, onlar da bizim canımız. Severek yapıyoruz, istekle yapıyoruz. Şimdi görev süremiz ne kadar? Arkadaşlar, görev süremiz
işlerimiz bitinceye kadar, buradaki yaralar sarılıncaya kadar. Maraş'taki kardeşlerimiz, elinize sağlık, Allah razı olsun sizden, gidebilirsiniz artık diyene kadar. Bu dönemde de yaraları sarmaya hep birlikte inşallah devam edeceğiz. Bugün burada istişare edeceğiz. Eğer yeni belediyelerin gelmesi icap ediyorsa, kaç belediyenin gelmesi icap ediyorsa o kadar daha belediyemiz gelecek arkadaşlar. Ondan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Toplamda bizim 807 belediyemizden en güçlü olan 235-240 kadar belediyemiz buradaki hizmetlere inşallah devam edecekler. Deprem olduğu günden bu tarafa arkadaşlarımız belediyelerimizden bu bölgelere 11.565 iş makinası ve kamyon göndermişler. 11.565 iş makinası, kamyon, arazöz falan göndermişler. 42.000 personeller burada arkadaşlarımızın. 22.000 tırdan fazla da, bu birkaç gün önceki sayı, buraya yardım, gıda malzemesi göndermişler ki bu gittikçe de artacaktır. Lazım olduğunda yine verilmeye devam edecektir. İnşallah biz burada hizmet etmeye de devam edeceğiz.